Ayda 3-5 bin liraya troll çalıştırıyorlarmış. O senin çok güvendiğin İslamcı arkadaşının denetiminde. Ya İslamcı değil elhamdülillah, hiç değilse o. Ne? Demokrat Parti geleneğinden gelme. Ha, anladım, evet. Şu arkadaş. Evet. O bir ara bu binaya da çok gelip giderdi. Tabii. Zaten benim hayret ettiğim ya şey. Bu bina, bu binaya gelip giden. Bu bina kimleri gördü ya? Ve bunlar hocam ilginç bir şekilde 20 sene, 25 sene, 15 sene, 10 sene buralara gidip geldiler. Bu cemaatin iç yapısını biliyorlar. Çünkü o zamanlar bu binalarda onların ihtiyaç duyduğu bir şey vardı. Ne vardı? Ya bu öne çıkıyorlardı. Ha. Parlıyorlardı. Siyasilerin ilgisini çekiyorlardı. Ve burayı bir atlama taşı, tahtası olarak kullanıyorlardı. Sonra siyasetçi oluyorlardı, bürokrat oluyorlardı. Ne bileyim bir takım yerlere geliyorlardı. Fakat bu arkadaşlar birdenbire aydınlandılar. Böyle bir işrak felsefesi. Nirvana'ya ulaştılar hocam. Böyle bir işrak felsefesi var. Ani aydınlanma. Aniden aydınlanma. İşte Budizm'de oluyor bu. Evet. Ve bu cemaatin paralel böyle bir devlet kulaklarından kurulu. Ve burun deliklerinden ışıklar, evet, çıkıyor. Bu ani aydınlanma. Evet. Aydınlandı bu arkadaşlar. Bizi de anlamıyorlar. Yani siz ya niye oradasınız? Ya hocam vallahi yemin ederim sana. Yemin ederim. Ben kaçtı 25 senedir Zaman Gazetesi'nde yazıyorum. Ben böyle bir şey sezmedim. Halen de sezmedim. Yani ya hiçbir şey görmüyorum ben. Bilmiyorum, anlamıyorum yani. Cemaatin çok vahim bir yanlışını söyleyeceğim şimdi canlı yayında. İlk defa itiraf ediyorum. Bu binaya ne çok adam girip çıkmış dedik ya az önce. Evet. İşte en vahim hatası budur. Seçici olmamak. Evet. Yani bu binaya ve bu müessesenin binalarına bir sürü lüzumsuz adam bak diye girip çıkmış. Ama belki de tahmin edemedi, edemiyorlardı. Kim tahmin edebilirdi ki, değil mi? Yani bizim elbette. Kesinlikle. Yani eğer varsa zor, böyle evet, bir kusuru var. Yani, ya ben halen bu cemaatte bir böyle bir şey sessem yani böyle bir. Bizi buraya bağlayan bir şey yok hocam. Yok, ne olacak ki hocam, yani Allah rızası için yani hakikaten yani bu cemaat şu anda mağdur vaziyette. Üzerine gidiliyor. Ve İntikamcı ve kolektif bir ceza veriliyor. En çok beni rahatsız eden bu. Fert olarak, şahıs olarak kim ne suç işlemişse, yanlış yapmışsa başbakana, cumhurbaşkanına, partiye, devlete, hükümete, bürokrasiye ne suç işlemişse onu adil olarak yargıla. Yaz iddianamesini. Yaz iddianamesini. Bul kanunda yerini. Yerini, evet. Aynen. Yargıla cezasını, yargıla cezasını ver. Hidayet Karaca 233 gündür hapiste. Hapiste.